Merhaba arkadaşlar. Yine bir paket açılışı videosuyla karşınızdayım. Şimdi Idefix sitesinden gelen ve içerisinde bir adet kitabın ve çizgi romanların da yer aldığı bir paketi açacağım arkadaşlar. Şöyle. Paket biraz hasarlı. Umarım kitaplar da hasarlı değildir. Şöyle açıyorum. Sineklerin Tanrısı 31. basım. William Golding, İş Bankası yayınları. Ya bu bende beyaz kapaklıyken daha bu kapak yokken eski bir basım vardı. Ama bulamadım. Kitaplığımda bulamadığım için bir daha almak zorunda kaldım. Kitaplığımda olmasını istedim kitap çünkü. Evet. Hasar yok. Burada. Bu %35 indirimliydi arkadaşlar. Faturaya bakıyorum ama faturada sadece adet yazdığı için e-fatura gönderdikleri için fiyatını ezberden bilemeyeceğim. Fakat etiket fiyatı 16 TL. %35 indirimli olarak aldım. Arkadaşlar. Evet, Disney Star Wars çizim kitabı. Doğan Egmont yayıncılıkta. 22 TL satış fiyatı, etiket fiyatı. Ben bunu %30 indirimle aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu şekilde. Yani çocuklara yönelik gözükse de yetişkinlerde gayet rahat böyle çizimler yapabilirler. Böyle çizimler eksik verilmiş arkadaşlar. Mesela Obi-Wan'ın sakalını çiziliyor. Bazıları renkli, bazıları değil. Eklendirilebilir sonradan. Müşterileri yeni barmenle tanıştır. Gibi şeyler var. Yani tamamlama olayı sadece sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Bayağı da büyük kaliteli bir basım. Fakat yine de keçeli kalem ya da markör kullanmanız tavsiye edilmez. Çünkü kağıtlar o kadar da kalın değil. Arkaya geçebilir. Evet. Bu da sağlam. Şükürler olsun. Evet. Yani. Ayvali. Solop. Evet. Ayvali. Dört yazar, üç kuşak, iki yaka, bir Ayvalık. Evet. Ayvali yani Ayvalık. İstos yayınlarından çıkma. Sunuş Bruce Clark, çeviren Hasan Özgür Tuna. Etiket fiyatı bunun 50 TL'ydi diye hatırlıyorum. Evet, 50 TL'ydi. 2015 Yunan çizgi roman ödülleri en iyi çizgi roman ve en iyi senaryo ödülü almış arkadaşlar. 2015'te. Bu arada bu şöyle göstereyim. Kalın bir kitap. Evet. Siyah beyaz bir çizgi roman arkadaşlar. Evet. Marvel DC ikilisinden sıkılıp böyle değişik
Çizgi romanlar okumak isteyenler için tavsiye ederim. Hem de komşumuzdan olan bir çizgi roman. İstos Yayın 28, Komikosmos 3. Yani 3. çizgi romanları sanırım. Aralık 2015, birinci basım. Daha yeni çıktı arkadaşlar bu. Yani yeni bir yayın sayılır. 50 TL, yanlış hatırlamıyor isem %35 indirimle almıştım. Bu da sağlam. 3'te 3 gidiyoruz ya, hayırlısı bakalım. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir baloncuk, bir şeye sarma, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bir de hasarlı, şuralardan falan ezilmiş, bazı yerlerden yırtılmış koli. Yine de sağlam gelmiş yani. Buna da şükür. Yani böyle çok sarsalarsalar mutlaka başlarına bir şey gelir. Mesela bunun biraz kenarı kıvrılmış ama yapacak bir şey yok. Uçak gemisi. Büyük taarruzun meçhul denizcileri diye burası. Al. Nazar değdi. Şöyle gösterebilecek mi? Şu meçhulle denizcilerinin arasındaki beyazlığı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte orası aşınmış. Yani şu normalde olması gereken siyah yer böyle yırtılmış. Bir şey. Yani çok olmasa iyiymiş ama çizgi roman konusunda bayağı takıntılıyım arkadaşlar. Çünkü yani çizgi roman, yani kitap olsa da üzülürüm tabii ki ama çizgi roman özellikle bir koleksiyon objesi olarak da kütüphanelerimizde, kitaplıklarımızda yer aldığından dolayı yani çizgi roman severler beni anlayacaktır eminim. Yani poşetliyoruz, ediyoruz bunları. Çok önem verdiklerimizi hele böyle gözümüz gibi bakıyoruz ama işte. Kırmızı Kedi yayınlarından Uçak Gemisi çizgi romanı. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın sunumuyla demiş arkadaşlar. Mehmet Perinçek, Yıldırım Örer ve Alper Pala yazar ve çizer kadrosu sanırım. 20 TL. Etiket fiyatı %40 indirimle aldım. Bayağı iyi yani. İndirim oranı genelde %40'tan aşağıda olmuyor zaten Kırmızı Kedi'nin. Kırmızı Kedi'nin Saramago ve Virginia Woolf falan, başka ne vardı? Fernando Pessoa vardı sanırım. Yani güzel yazarları var. Tavsiye ederim. Hele Saramago'nun sarı kapaklı kitapları kütüphanemi süslüyor. Yani değişik de bir yazım tarzı var. Tavsiye ederim. İndirim varken kaçırma indirim. Evet, bu çizgi roman bu şekilde yapılmış. Çizimli fakat yani konuşma balonlarıyla değil, çizimlerin yanında nasıl diyeyim, tiyatro metni şeklinde. İşte sahne 23 diyor. Dış sabah Ereğli ritmi.
Bu şekilde yani eskiden sanırsam Kara Murat, Marco Çoğu falan tarzında şeyler vermiş böyle. Tabi bu daha teatral bir şekilde şey yapılmış. Evet, bu da sağlam sayılır. Yani şu olayı saymazsak. Diğer kitabımız bir olamaz. Evet. Alt sağ arkada sağ altta gördüğünüz gibi buradan darbelenmiş. Şurası. Yapacak bir şey yok. Evet, sol üstte şekilde soyulmuş kapının. Yani bu bir frankofon yani Belçika Fransa çizgi romanları ekolünden bir çizgi roman. Bu da bayağı bir tanım. Bu bir biyografi diyebiliriz sanırım. Locatelli Cornwiski ismi İtalyan gibi soyadı Polonya'da gibi ilginç. Ve Leroy çeviren Hasan Doğan Milos kitaptan çıkmış. Ne Tanrı ne Efendi. August Blank. Bilemedim şimdi nasıl okunduğunu. Tutsak. Alt başlığıyla çıkmış. Bu fikirlerinden dolayı Fransa'da uzun süreler hapis yatmış olan bir kişinin hapiste yazdığı günlüğünden kesitler. Evet. Frankofon çizimleri. Klasik. Basım kalitesi iyi fakat şeyini beğenmedim. Yani böyle saman kağıdı da değil. Şamuva da değil. Böyle bir değişik bir şey. Bilemedim ne olduğunu. Yani çok iyi bir şey değil. Bu şekilde. Bu da hasarsız sayılabilir. İşte 32 TL. Etiket fiyatı %20'de indirimde. İndirim yok yani. Yani normal indirimde. Ekstra indirim yok. Bu yeni çıkan bir yayın evi. Destek yayınlarının alt yayın eviymiş. Kara Karga. Bir de Beyaz Baykuş var sanırım ama o çizgi roman basmıyor. Bu Kara Karga sadece çizgi roman yönelik. Bu ilk kitapları M.K. Perker'in Kutlukan Perker'in çizmiş olduğu Büyüklere Masallar albümü, çizgi romanı. Kara Karga yayınlarından tekrar söyleyeyim. 20 TL. Etiket fiyatı var. %40 indirimli bu da. Uçak gemisi gibi. Bu da 20 TL. Bu da %40 indirimli. Şu anda ikinci kitabı da Idefix'te satışta fakat bana daha gönderilmedi. Bir gönderilmeyen o var zaten. Bir de Justice League 3 var Yapı Kredi yayınlarından. Onları da sepete eklemiştim. Yapı Kredi yayınlarından Justice League 3 dördünde çıkacakmış ayın. Kara Karga'dan çıkan Ghost World çizgi roman da gönderilmedi. O da herhalde dördüne kadar çıkar. İkisi birlikte gelir diye umuyorum. Yani aslında 9 kitap sipariş ettim. Fakat 7 tane geldi. 2 tanesi daha hala temin edilmedi veya basılmadığı için gönderilmedi.
Evet, 20 TL, %40 indirimle ne oluyor? 12 TL'yi almış oldum. Kalın kapak. Ayvalık da kalın kapaktı. Yani Kutlu Kamper Kedi bilenler bilir zaten. Ahmet Ümit'in arkada bir yazısı var. Evet. Şöyle içeriğini gösterelim. Bu da bir yani biraz öncekine benzer ama birazcık daha kalın gramaj kullanmış. Katibine ne deniyor bilmiyorum ama böyle bir 25 sayfalık bir albüm. Ve bu paketin son olarak Yapı Kredi yayınlarından Herman ve Greg'in ortak yapımı olan Comanche çizgi romanından üçüncüsü çıktı nihayet. Yani üç albüm birden, yani normalde albüm oluyor fakat bu böyle cilt olarak çıkıyor. Bu da kalın kapaklı. Üç albüm var içerisinde. Formatı küçük. Yapılacak bir şey yok. Yeterli bir şekilde yapıyor bazı şeyleri. Yani Black Sad'ı falan güzel yapmışlardı. Orijinal boyutlarındaydı sanırım. Bunları da küçülterek yapıyor. Yapılacak bir şey yok. Ya alacağız ya da almayacağız. Üçüncü bir seçenek yok. Yani ne kadar bildirse de çizgi roman severler bu şekilde basılmaya devam ediyor. Ne yapalım? Comanche 3. cilt dedim. Arkası şu şekilde. Güzel bir çizim var. İçindeki albümlerin adları burada arkadaşlar. Şeytanın Parmağı, Şerifler ve Şeytanın Sevinç Naraları adlı albümler içerisinde bulunmakta. Etiket fiyatı 30 TL. Yanılmıyorsam %35 indirimliydi bu da. Evet, Yapı Kredi Yayınları ve İş Bankası Kültür Yayınları şu anda 135 indirim sanırım hala devam ediyor. Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dex falan vesaire onlar %30 diye hatırlıyorum. Kırmızı Kedi %40 indirimleri bulunuyor. Diğerlerine siteye girip bakabilirsiniz arkadaşlar. İçeriğine bakalım kısaca. İşte yani çizgi roman kağıdı dediğim böyle olur. Gerçi birazcık ince, yani çok ince değil ama orta değil. Çok ağır gramajlı bir kağıt da değil. Çok hafif de değil. Evet. Kapaklarda böyle ufacık ufacık, yani sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Keşke yani şu böyle kapak mı? Yani hiç koymadan iyi. Sevgili Yapı Kredi Yayınları, yani Frankofon basıyorsunuz, iyi güzel, sizden başka fazla basan da yok. Ama lütfen rica ediyorum ya, artık şunları orijinal boyutuyla basın ya. 30 lira değil de 40 lira olsun ama zaten bunu alan okuduktan sonra kütüphanesine koymak için alıyor. Yani bunu etmeyin, eylemeyin ya. Biraz da sesimize kulak verin. Ne olursunuz. Şunları yani Fransız edisyonlarına, işte Fransızca edisyonlarına bakıyorsun. Kocaman. Yani şu şeyin içine, kolinin içine falan sığacak yani. Zor sığacak. Yani bir de şuna bakın. Normal. Ne bu? A4. Şu
Şurada bile bakın Minos kitap Frankofon'un ne kadar basmış bakın. Bakın. Yani boyuta bakın. Şuradan 3-4 santimetre boydan yaklaşık 2 santimetre de enden daha geniş. Yani. Ya, sen Yapı Kredi yayınlarısın. Artık biraz büyük düşün diyeyim yani. Ne diyeyim. Böyle de serzeniş yaptıktan sonra ha, buna bakmadık hasar olarak. Evet. Evet, çok küçük bir hasarla kapattık. Yani Idefix'ten ve yurt içi kargonun ortak yapımları olarak hayret yani. Yani inanın daha önce açtıklarında baya baya sinirim bozulduğu zamanlar oluyordu. Bu gene iyi yani. Tam da videoyu çekeceğim zaman da iyi geldi, iyi denk geldi. Aman diyeyim, nazar değmesin. Maşallah. İnşallah bundan sonra da böyle düzgün gönderiler yapmaya devam ederler. Ama gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir şey yok. Hiçbir destekleyici, koruyucu hiçbir şey yok. Yani böyle yalandan yana bir şeyler falan bile koymamışlar yani. Gene de bu kadar sağlam geldi. Şans mı diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. Evet, kitapları tekrardan şöyle göz hızlıca. Tren. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.